Sevgili öğrenciler, Devran Koleji'nin uzaktan eğitim programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Mustafa Kemal'in istiklal yolculuğunu e, işleyeceğiz. E, öncelikle e, Mustafa Kemal, 1. E, Dünya Savaşı bittikten sonra İstanbul'a geldiğinde e, milli mücadeleyi başlatmak için e, Anadolu'ya geçmesi gerektiğini düşünüyordu. E, bu fırsatta e, kendisine e, 9. Ordu Müfettişliği verilerek e, elde etmiş oldu e, 9. Ordu müfettişliğin neden e, verilmişti e, Samsun'a neden gidecekti çünkü burada biliyorsunuz Karadeniz'de e, Pontusçu Rumların e, faaliyetleri vardı burada katliamlar yapıyorlardı ve e, ve burada halk e, Müslüman halk ise kendisini e, savunuyordu Pontusçulara karşı e, İstanbul hükümeti yani Osmanlı devleti de Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişi olarak hem sivil hem de askeri yetkilerle geniş yetkilerle Samsun'a e, gönderdi. Buradaki e, görevinin e, görevi neydi? Bölgedeki olayları araştırmak, suçları tespit ederek bölgedeki düzeni sağlamak ve halkın elindeki silahları toplamak. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gidiyor. Ee, ve bu tarih aynı zamanda çocuklar e, Kurtuluş Savaşı'nın da başlangıç tarihidir. Atatürk için de oldukça önemli bir tarihtir. E, Atatürk'ün e, doğum e, tarihini biliyoruz ama gün ve ay olarak bilmiyoruz. Mustafa Kemal bunun 19 Mayıs olarak kabul edilmesini istemişti. Yani kendi kişisel tarih açısından oldukça önemli olarak kabul ediyor 19 e, Mayıs'ı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştır. Burada yaptığı araştırmalarda ise hazırladığı raporda olayları Pontusçu Rumların ve İtilaf devletleri subaylarını birlikte çıkardığını ve halkın ise kendisini korumaktan başka bir şey yapmadığını söylemiştir. Ve ardından Havzaya geçmiştir. Havzada ise Havza Bildirgesi ve Havza Genelgesi'ni yayınlamıştır. Havza Genelgesi'nde ise Mustafa Kemal protesto mitinglerin yapılmasını istemiştir halktan. Milli bilinci uyandırılmak istenmesi, yani milli bilinç uyandırılmak istenmesi derken halkın bağımsızlık yolunda bilgilendirilmesini kastediyor. İstanbul hükümeti ile itilaf devletleri temsilcilerine protesto telgraflarının gönderilmesi, burada yine halkın tepkisinin duyurulması, yine milli bilincin uyandırılması ve bütün bunların yapılırken de azınlıklara zarar verilmemesi gerektiğini söylüyor. Yani haklıyken haksız duruma Geçmeyelim ve e, İtilaf Devletleri Mondros'un 7. maddesini yani İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durumla karşılaştıklarını, istedikleri yere işgal edebileceklerdi. Bu maddenin e, işlerlik kazanmasını engellemek için azınlıklara e, dokunulmamasını istemiştir. Hamza Genelgesi Mustafa Kemal'in imzasıyla çıkmıştır sadece. Ee, ve e, bu genelgenin ardından İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i ama e, İstanbul'a geri çağırmıştır Fakat e, Mustafa Kemal geri dönmeyecek ve e, üçüncü durağı olan İstiklal yolculuğundaki üçüncü durağı olan amasyaya geçecek Bu arada çocuklar bu kronoloji oldukça önemlidir belli olmaz belki LGSde kronoloji de gelebilir 3 e, e, durağımız e, amasya Amasya'da ise Mustafa Kemal Amasya Genelgesini hazırlıyor. Biliyorsunuz Amasya Genelgesi Milli Mücadele'nin amacı, yöntemi, gerekçesinin hazırlandığı yerdir. Amasya Genelgesinde amaç, yöntem ve gerekçe vardır. Burada ise Mustafa Kemal artık Milli Mücadele'yi kendi kişisel, yani kişisellikten çıkardığını görüyoruz. Amasya Genelgesinin... Ali Fuat Paşa, Rof Orbay, Refet Refet Bele imzalanmış. İşte Kazım Karabekir, Cemal Paşa. Onlar da telgrafla onaylamışlardır. Artık kişisellikten çıkarıldığının göstergesidir bu durum. Şimdi Amasya genelgesinde neler var? Burada tabii bizim için önemli olan maddelerin yorumu ve hangi maddelerin neyle ilgili oldu? amaç mı, yöntem mi, gerekçe mi? Bunu bilmemiz gerekiyor. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Burada milli mücadelenin gerekçesi yani gerekçe derken nedeni. Neden yapılıyor mil, e, milli mücadele? Neden yapılacak? Çünkü işgaller yapıldığı için ülke bütünlüğü tehlikede ve e, sömürgeleştirilmek, yapı, e, sömürgeleştirilmek istendiğimiz için de milletin bağımsızlığı da tehlikede aynı zamanda. Bu milli mücadelenin e, gerekçesi yani nedeni. Diğer maddemizde ise İstanbul hükümeti üzerine aldığı yani İstanbul hükümeti derken burada kastettiği Osmanlı Devleti İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Bu madde de yine gerekçe. Çünkü İstanbul hükümeti görevini yapamadığı için kurtuluş savaşı gerçekleşmelidir deniyor. Bu da bir gerekçedir ve ilk defa İstanbul hükümetine bir karşı gelme söz konusudur. Milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Burada ise hem amaç söz konusu yani bağımsızlık, hem de yöntem millet yapacak milli mücadeleyi. Aynı zamanda bu cümlede milli irade yani milli egemenlikten de bahsedebiliriz. Milletin kararı derken bu çok gelir sorularda şu cümle işte milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu cümle milli irade yani halkın kendi kendini yönetmesi veya milli egemenlik diyebiliriz. Evet milletin kararı derken burada milli egemenlik vurgusunun yapıldığını söyleyebiliriz. Devam edelim. E demek ki burada hem ne varmış, hem amaç var, hem de yöntem var. Milletin azim ve karar yapacakmış milli mücadeleyi. Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Evet, buradaki kuruldan kasıt daha sonrasında kurulacak olan temsil heyetidir. Yani fikir olarak temsil heyeti fikrim e, Amasya Genelgesi'nde e, ortaya e, konulmuştur. Fikir olarak e, Amasya Genelgesi'ne var. Temsil heyetini Bakanlar Kurulu gibi düşünebilirsiniz. Temsiliyetinin temsil heyetinin kurulması e, kararlaştırılmış, kurul derken. tabi burada da yine eee mücadelenin e, kişisellikten çıkarılması söz konusu. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongre toplanacaktır. Milli bir kongre, ulusal bir kongre olduğunu bize gösteriyor. Birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde. Sivas'a gönderilecek temsilciler, müdafaa hukuk cemiyetleri ve belediyelerce seçilecek. Burada seçim kelimesinin olması yine bir milli irade düşüncesini bize gösterebilir. Ee, bu e, yapılacak olan Sivas Kongresi'nin katılan delegeler seçimle belirleneceklermiş. Devam edelim. Her ihtimale karşı bu mesele yani Sivas Kongresi'nin toplanması meselesi bir sır olarak tutulacak ve temsilciler gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmelidir. Çünkü e, İstanbul Hükümeti, İtilaf Devletleri Sivas Kongresi'nin toplanmasını engelleyebilirlerdi. Bu yüzden bir e, sır olarak tutulması istenmiştir. E, Sivas Kongresinin e, Amasya Genelgesinin önüm, önümüne baktığımız zaman <laughs> İstanbul hükümeti bir baş kaldır. Çünkü hani İstanbul hükümeti aldığı görevi yerine getirememektedir derken burada İstanbul hükümetine bir baş olduğunu görüyoruz. Bağımsızlık için Türk milletine bir çağrı. Çünkü milletin bağımsızlığını millet kurtaracaktır diyor. Milli mücadelenin amacı gerekçesi ve yöntemi Milli egemenliğe geçileceğinin haberi, işte milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararlı kurtaracaktır cümlesinden, millet egemenliğine geçileceğinin bir habercisi olarak söyleyebiliriz. E, temsil heyetinin kurulma fikri burada ortaya atılıyor. E, Erzurum ve Sivas Kongresi'nin toplanma kararı da yine Amasya Genelgesi'nde yer alıyor. E, Amasya genelgesinin yayınlanmasının ardından e, itilaf devletleri İstanbul hükümetine daha da fazla baskı yapıyor Mustafa Kemal'in e, geri gelmesine yönelik İstanbul'a geri dönmesini istiyor ve e, İstanbul hükümeti 9. Ordu müfettişliğinden Mustafa Kemal'i de alıyor e, ve bunun üzerine Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik mesleğinin istifa ediyor burada bir Fedakarlıkta bulunduğunu söyleyebiliriz Mustafa Kemal'in artı karşılaştığı bir soruna çözüm bulduğunu da söyleyebiliriz. Bu yapmış olduğu istifa ile. Tabi burada kendisi çok üzülüyor. Ben artık bir asker değilim, milli mücadeleyi nasıl yönlendireceğim diye çok üzülüyor. Fakat bu sırada Kazım Karabekir Paşa imdadına yetişiyor. Paşam ben ve ordularım emrinizdeyiz diyor ve kendisini Erzurum Kongresi'ne davet ediyorlar. Mustafa Kemal bölgesel olduğu gerekçesiyle Erzurum Kongresi'ne aslında katılmak istememiştir. Çünkü Erzurum Kongresi bölgesel toplanmıştı. Bu kongreyi Doğu Dolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyetleri toplu toplamıştır ve kongreye katılan delegelere baktığımızda şehirlere Erzurum, Bitlis, Sivas, Trabzon, Van yani bölgesel bir kongredir Erzurum Kongresi toplanma bakımından. Erzurum Kongresi'nin başkanlığını Atatürk yapacaktır. Burada ise alınan kararlara baktığımızda Erzurum Kongresi'nin evet toplanma bakımından bölgesel olmasına rağmen yani doğu bölgeleri için toplanmasına rağmen aldığı kararların ulusal yani ülkenin tamamını ilgilendiren kararları olduğunu görüyoruz. Milli sınırlar içine vatan bir bütündür bölünemez Erzurum Kongresi'ndeki kararlardan birisi. Burada ilk defa milli sınırlardan bahsediliyor ve tüm yurdu ilgilendiren bir karar alınmıştır. Devam edelim. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı Osmanlı hükümetinin iş yapamaz hale gelirse millet Topyekün kendini savunacaktı. Burada Topyekün kelimesi bazen gelebilir. Hep birlikte, hep beraber anlamına geliyor. Hep birlikte Topyekün mücadele edilecektir var. Yani hep birlikte bir milli birlik ve beraberlikten bahsedilebilir burada. Birlikte mücadele verilecek. Osmanlı hükümeti e, vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa, yani istiklal kelimesini tekrardan hatırlayalım, bağımsızlığı yani sağlayamazsa diyor. Geçici bir hükümet e, kurulacaktır. Burada bir devlet çünkü hükümet kurmak demek, devlet kurmak anlamına geliyor. E, bir devlet kurulacağının burada bir göstergesidir diyebiliriz. Kuvayi Milliye'yi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Önceki e, videolarda söylemiştik zaten. Kuvayi Milliye Arapça kökenli bir kelime olup milli kuvvet demek biliyorsunuz. Milli mücadele yapılırken Kuvayi Milliye yani milli kuvvet biliyorsunuz Kuvayi Milliye e, düzensiz halkın kurmuş olduğu, Türk milletinin kurmuş olduğu düzensiz birliklerdi. Milli mücadelenin e, Kuvayi Milliye ile yapılacağı yani silahlı bir silahlı mücadele olacağını. Burada bakın milli irade kelimesi var. Milli irade hakim kılmak. Yani milli egemenlik dedi, diyebiliriz. Yani halkın kendi kaderi üzerinde kendisinin söz sahibi olacağı, kendi kendini yöneteceği anlamına geliyor. Milli egemenlikten bahsedilmiş. Bu ee, cümlede de çocuklar. Milli irade derken Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez. Tabi burada e, azınlıklar sürekli olarak bahane edilerek özellikle e, kimler bahane ediyor? Avrupalı devletler e, iç işlerimize karışılıyordu, Devleti'nin iç işlerine karışılıyordu. Bu madde ile Hristiyan azınlıklara e, ayrıcalıkların verilmeyeceği, siyasi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilmeyecek denirken Yabancı müdahalesinin de önüne geçilmiş olundu. Ayrıca daha önce verilen ayrıcalıkların tanınmayacağı burada söylenebilir. Manda ve himaye kabul edilemez. Burada tabi manda ve himaye neydi? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgeciliğin ismi manda ve himaye olmuştur. İsim değişikliği yaşanmıştır sadece ama içerik olarak sömürgecilik demektir. Mandavi himayenin kabul edilemeyecek olması milli mücadelenin tam bağımsızlığı hedeflediğini bize gösteriyor. Mandavi himaye neyle ilgiliymiş? Tam bağımsızlıkla ilgiliymiş. Kabul edilemez deniyor. Mandavi himaye. Evet. Devam edelim. Mebusan Meclisi'nin hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi gereklidir. Burada hemen şunu söylememiz lazım. Mebusan Meclisi Osmanlı Devleti'nin meclisidir. Osmanlı Meclisi. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti meşrutiyetin ilan edilmesinin ardından seçimler yapılıyor ve Mebusan Meclisi açılıyor. Bu Osmanlı Meclisi'dir. Osmanlı Meclisi'nin hemen toplanması ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi. Burada yine Mustafa Kemal'in milli mücadeleyi halka mal etmek istediği. Çünkü bu meclisi seçen, mebusan meclisini seçen halktır. Halka mal etmek istediği ve İstanbul hükümetinin yaptığı icraatları yani işlerin Meclisin kontrolünde olması gerektiğini gösteriyor burada. Ve Atatürk'ün yine meclis kelimesi gördüğümüzde hemen aklımıza milli irade ya da milli egemenlik ikisi de aynı şeydir. Milli egemenlik. Mustafa Kemal'in milli iradeye ya da milli egemenliğe önem verdiğini de bir kanıtıdır meclisin açılmasının istenmesi ee, diyebiliriz çocuklar. Şimdi Erzurum Kongresi'nde bu saymış olduklarımız ulusal alınan kararlardı. Bir de bölgesel olarak alınan kararlar var. E, doğudaki e, cemiyetlerin birleştirilmesi, işte Trabzon Muhafaza Hukuk ve Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyetleri birleştiriliyor. Daha önce de söylemiştim, burada Şark Vilayetleri derken kastettiği Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Şark Doğu demektir hatırlarsanız, birleştirilip, doğudaki sadece cemiyetler birleştiriliyor ve Doğu Anadolu müdafaa hukuk cemiyeti oluyor. Bölgesel bir karar. Doğu illerinin temsilcilerinden oluşan temsil oluşturuluyor e, ve Atatürk'te temsil heyetinin başına getirilmiştir. Biliyorsunuz fikir olarak Amasya genelgesinde düşünülmüştür, ortaya atılmıştır temsiliyetinin oluşturulması. Ama fiiliyatta Erzurum Kongresi'ne ilk olarak doğuyu temsil eder şeklinde oluşturulmuştur. Doğu illerinden göç edilmemesi kararı alınıyor. Burada ise doğu illerinden göç edilmemesi kararının alınma nedeni ise biliyorsunuz doğuda özellikle Ermeniler devlet kurmak istiyorlar. Ve buradaki halkı zulmederek, zulümlerde bulunarak göç etmelerini istiyorlardı Müslüman halkın. Ve böylelikle Müslümanları, Türkleri buradan göndererek çoğunlukta olacaklardı ve devlet kuracaklardı. Evet, e, görmüş olduğunuz gibi bunlar da bahsettiğimiz bu kararlar Erzurum Kongresi'nin bölgesel kararlarıdır. E, ama genel itibariyle baktığımızda Erzurum Kongresi toplama bakımından bölgesel ama aldığı kararlar bakımından ulusaldır. Evet sevgili öğrenciler. E, der bugünlük dersiniz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoş